Hoş Evet. bulduk. Hoş İyi ki geldin. geldin. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldin. Seni hep şey yaparken, konuşurken, programımıza konuk olacak derken yanlış söylemiş olabilirim. Ben diyorum ki son yılların parlayan yıldızı diyorum ama evet. Ne kadardır müzik dünyasının içerisindesin sen? Ya ben aslında Ankara'da yaşıyordum. Ankara'dan bestelerimi gönderiyordum. Sanatçı arkadaşlarıma. Daha doğrusu o sırada çok fazla arkadaş da değildik ama ben stüdyolara gönderiyordum şarkılarımı. İşin doğrusu bu. Hiç Kimler öyle okudu mesela abartmaya falan gerek şarkılarınızı? yok. Murat Dalkılıç söylemişti şarkılarımı. İki tane şarkımı işte Kaderle Çatlattı, Bengü, Elveda, Niran Ünsal, Zavallısın, Yıldız Tilbe'de Git diye bir şarkım var. Ki Yıldız Tilbe zaten besteci olmasına rağmen ilk defa müzik kariyerinde böyle bir şey oldu. Ne Başka birinin güzel. şarkısını söylemesi gibi. Birçok albümde işte müzik yönetmenlikleri falan yaptım. Ama ben bunların hepsini Ankara'dan gidip gelip yapıyordum. Bir saatten sonra olay kontrolden çıkmaya başladı artık. Hani buraya gelmem gerektiğini fark ettim. Çünkü olmuyordu. Sürekli birileriyle konuşmam gerekiyordu falan. Öyle bir rüzgar beni buraya attı. 3,5 yıldır da artık kendi şarkılarımı söylüyorum. Söylemeye Falan nasıl falan. karar verdin? Biri mi söyledi? Aa sen daha iyi söylersin kendi şarkını mı dedin? Nasıl Durum oldu? hiç öyle olmadı. Zaten ben şarkılarımı söylüyordum. Yani bir Söylüyordun. şekilde Ankara'da çıkmadığım hiçbir yer kalmamıştı ve elimden geldiği kadar da her yere gidip konserlerimi ufak ufak artık vermeye başlamıştım. Hani insanlar tanımıyorlardı ama diğer şehirlerden bir şey oluyordu, anlamıyordum. Bir enerji oluyordu ve gidiyordum. Başka bir kulüpten istiyorlardı, başka bir yerlerden istiyorlardı, başka bir Senin şehirden. ses Gidiyordum ve tonun çok söylüyordum. güzel ama. Çok Bak konuşma teşekkürler. tonun da güzel. Yani bir Sağ ol. insanın zaten konuşurken cümleleri doğru kurması, düzgün konuşması şarkı söylemesine de yansır. Bu Tabii. hep böyledir. Öyle. Yani bunu okula da girdiğinde aynı şeyi isterler senden. Konservatuvara da girdiğinde doğru cümleler. Yani bu oyunculuk için de geçerli, şarkıcılık için de geçerli. İyi bir ses rengin ve tonun var. Teşekkürler. Ki artı ben seni ilk çıktığın günden beri takip ediyorum şarkılarını. Onu söyleyeyim. Yani bir müzisyen olarak söyleyeyim burada. Bu arada ben de size inanılmaz beğeniyorum. Ya biz ilk Teşekkür. defa tanıştık. Evet. Bu belki benim ayıbım da olabilir. Yok, İnsanlar çünkü bir estağfurullah. şekilde bir yerlerde tanışması gerekiyor. Hiç denk Aynen. gelmedik. Evet. Hepiniz de aynı şekilde durum Teşekkürler. geçerli. Ben de sizi o kadar çok seviyorum ki hani sizin Çok teşekkür şarkılarınızla ederim. büyüdük. Aynen Bu öyle. bir Ben gerçek. 27 senem doldu bu sene. Tam 27 senedir şarkı Evet. söylüyorum. Ne güzel. 90 yılından beri şarkı Harika. söylüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Burada hep konuşuyoruz gerçekten. İyi besteci, iyi müzisyen, aynı zamanda da iyi şarkı söyleyebilen. Şimdi burada bunu Türkiye'de çok fazla sayamazsın. Hem kendi şarkısını yapacak, hem bu şarkı başarılı olacak, duyguyu güzel anlatacak, bestesini ve bir de iyi şarkı söyleyecek. Şimdi sen bu anlamda son zamanlarda çıkmış en iyi seslerden bir tanesi. Bak bu Çok çok teşekkür ederim. önemli. Katılıyorum. Demin dedin ya Soner Sarıkabadayı yorumcu kimliği. Katılıyorum. Ben de ne dedim? Aynen. Arada detoneleri vardır. Bak ben bir müzisyen olarak söylüyorum bunu. Kimse kusura bakmasın ki ben Soner'i çok severim. Ve çok da iyi besteler yaptığını Tabii düşünüyorum. ki Soner çok Ama başarılı. sen çok iyi şarkıcısın. Çok teşekkür Şimdi ederim. bu önemli bir şey. İyi şarkıcı olmak önemli bir şey. Zorlanmıyorsun şarkılarını söylerken. Bir de bak nereden anlaşılır biliyor musun? Bir besteci kendi şarkısını okuduğunda mesela Sıla. Kendi şarkıları onunla patlar ama bir başkasında patlamaz. Evet Evet, bazen öyle bir olabilir. şey vardır. Bak ben de dikkatimi çekmiştir tabii ki bu. verdi şarkılarını ve gittiler bir tane albüm yaptılar Zeynep Salih'e. O albüm çok iyi gitmedi. Çünkü o şarkılar Sıla'ya yakışıyor. Onun Onun yorumuna enerjisi, yakışıyor. onun yorumu Tabii ki yapması canım o çünkü gerekiyor. kendi öyle yapıyor. Ama senin şarkını herkes okuyabilir. Şimdi beste ve söz arasındaki yorum, mesela Sezen Aksu şarkıları Şimdi herkes burada okuyabiliyor. bir detay var. İnsanların bence atladıkları şöyle bir şey var. Ben Ankara'da boş boş oturmadım. Benim arkadaşlarım ben küçükken beni çağırdıkları zaman Emre gel aşağı futbol oynayalım, bir şeyler yapalım, biraz vakit geçirelim dedikleri zaman ben oturup evde o küçüklükten beri bir şeylerin planını kuruyordum. Belki farkında olarak, belki farkında olmayarak ama içgüdüsel olarak ben bunları yapıyordum. Benim şöyle bir durumum var. Ben besteci olarak birisi benden şarkı istediği zaman elimde bir tane CD'nin içine işte atıyorum 10 tane 15 tane şarkı toplayarak işte al bunun içinden bir tane şarkı seç kafana göre gibi bir şey asla yapmıyorum ve ben bunu yanlış buluyorum. Bu çok yanlış bir hareket. Bir şarkının patlamasını istiyorsam bu işin çok ince nüansları noktaları var, ayrıntıları var. En büyük olayı da şu. Kişinin üzerine göre o kıyafeti dikmen gerekiyor. Yaptığım şarkı, bu zamana kadar verdiğim şarkıların benim hepsi patladı, hepsi hit oldu. Kişiye özel Kişiye yazıyorsun. özel yazıyorum. Buradaki durum öyle bir şey zaten. Kıyafet dikmek gibi, hot couture. Tabii ki Değil tam mi? olarak böyle. Ve çok ince bazı nüanslar daha var.
Mesela Allah hepimize bir çene yapısı vermiş. Evet. Ve kimileri sessiz harfleri çok iyi tınlatıyor, kimileri sesli harfleri çok iyi tınlatıyor. Öyle kelimeleri öyle noktalarda seçeceksin ki o sanatçının o kelimeleri basa basa söyleyebilmesi, o yorumculuğunu, anki tabii değil yorumculuğunu iyi dinlemek lazım. Tabii ki onun o anki piyasadaki durumu, insanların onu algılayış stili, onları ne şekilde sevenlerini ne şekilde elinden tuttuğunu, nasıl işte magazinsel, evet, magazinselse ona göre bir formda bir şey yazmak, değilse daha müzisyen bir kafası varsa ona göre bir tavırda o şarkıları yazmak. Bak ne kadar hakikaten güzel o kadar ince detaylar var ki bu işin içinde. Yani bir şarkıyı birinin söylemesi yetmiyor. Bir şeyin hit olabilmesi için çok ciddi bazı ögelere sahip olması gerekiyor. Mesela hep bir örnek matematiği veriyorum. Var değil mi bu? Hayır. Bu bir matematik değil. Bu aslında olması gereken bir şey. Mesela bir örnek veriyorum. Tarkan Oynama Şıkıdım Şıkıdım. Hakikaten güzel bir şarkı. Patlamış bir şarkı. Hit bir şarkı ki patlamış. Bir şey başarılıysa onda kesin bir şey vardır. O şarkı güzel bir şarkı. Ama Tarkan da güzel. Evet, çıkıp da kesinlikle. Ben elime mikrofonu oynama şıkıdım şıkıdım desem evet, bana şey derler. Ya bu ne biçim ya bir şarkı ya. Olur. Ya da ama kuzu kuzu. Gibi tabii gibi. Ki. Yani kişinin üzerine o şarkının yakışması çok önemli. Bir şarkı hit olabilir ama kimin söylediği acayip önemli bir şey. O şekilde hitleşiyor. Ya işte bazı nüanslar hani bu, var. İşte hot couture dediğimiz çok var ya. Çok özür dilerim. Serkan Kaya ne kadar düzgün Türkçe konuşuyor farkında mısın? Evet işte ilk oturduğunda onu söyledi. Pop Türkçesi değil bu. Yani bu okumuş insan Türkçesi. Bir şey çok teşekkür ederim. Ben hayır çok o bir müzisyen Türkçesi. Gerçekten yani Türkçeyi düzgün. Şimdi üç tür diyorum ki ulan burada galiba yanlış söyleyecek dedim ama nüans kelimesini her seferinde yerinde ve nüans farkı demeden kullandığın için sana çok teşekkür ediyorum Serkan'cığım. Gerçekten çok önemli şey yani. Bu arada Emre. Kayı. Serkan Kaya, Emre Kaya diyorlar. Ne olur benim, Serkan'la ben çok seni, sevdiğim arkadaşım. Emre. Ben seni dinlerken kafa gitti. Evet. Önemli değil. Emre. Ya zaten aynen sen daha önce popüler özür dilerim, oldun. Özür dilerim. Yok daha önce popüler. Yok sen daha önce ama ben seni daha önce dinliyordum. Ben çok açık söylüyorum ben Serkan Kaya'yı da dinlemiyorum zaten. Ben de dinlemiyorum. Geçen hayır de hayır Serkan benim çok iyi arkadaşım bu arada. Soyad Kaya olunca birçok insanda Emre Kaya. Neler oluyor bir anda. Tabii mutlaka beni de bir ara sürekli Ebru Gündeş'le karıştırıyor. Tabii şey müzisyenliğim var. Falan filan ama son günlerde bir polemikle gündeme geldin. Demet Akalın'la yaşadığın bir güzel. Polemik. Hiç olmadığın bir şeyle. Evet. Ama bir işin içine bir girelim istersen. Bir nedir o polemik? Bir senden dinleyelim. Son durumu nedir? Çünkü bir açıklama daha yapmışsın galiba. Arkadaşlarımız onunla ilgili bir görüntüyü hazırlamış Emre'ciğim. İzleyelim mi bir? İzleyelim. Hadi izleyelim bakalım. Hani konuşmak istemiyorum normalde fakat evet ya ortada büyük bir pasta var doğal olarak ve kimse o pastadan hiçbir payını, hiçbir dilimini kimse kimseye vermek istemiyor. Ama burası tabii ki Muz Cumhuriyeti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Öyle bir şey yok. Herkes hak ettiği kadarını, hak ettiği gibi işini yaptığı sürece alır ve yoluna her türlü devam eder. Baştan gibi vurmuşsan eğer bile. Var. Burası Muz Cumhuriyeti değil demiş. Ay benim kurduğum cümleyi kurmuş. Evet, aa, burası ben de Muz çok Cumhuriyeti değil demiş. Bu polemik nereden kaynaklanıyor? Ya aslına bakarsanız bu bir polemik mi önce? Ya gerçekten öyle bir şey yok. Olayın nasıl bu hallere geldiğinin ben de farkında değilim. Hani bir şekilde kendimi bir anda magazinin de içinde buldum. Aslında kimseye karşı ne bir kötü düşüncem yani ne bir yanlış düşünebileceğim durumum, tavrım var. Zaten karakter ve kişilik olarak da böyle bir insan değilim ben. Çok bir şeyleri ne denir? Çok iyi planlayarak hareket edemiyorum ben. Edemiyorum değil aslında. Çok iyi planlayarak hareket ediyorum ama bazı şeyler bazen kontrolümün dışına çıkıyor. Bu da tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Bu olur. Aslında tam biz olarak... Biz tecrübeliyiz de ne oluyor? Biz de yapıyoruz aynı şeyi hala. Bu tam olarak aslında tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Ya da tecrübesizlik deme de sen belki de böyle çıkmadığın içindir. Evet. Sen polemiklerle ya da şarkının sansasyonuyla çıkmadın ya, şarkınla çıktın. Dolayısıyla insanların seni tanıyış biçimi farklıydı. Şu anda bununla konuşuluyor olmak hoşuna gitmiyor olabilir. Ya da yok hiç öyle hani, takıntılarım yok. Nedir bu yok. Ben olayı da bilmiyorum biliyor musun? Ne oldu? Ya benden bir şarkı istemişti. Ne zaman istedi bunu? İşte ben daha ilk çıktığımda ilk Toz şarkısını çıkarttım. Benim ilk şarkım vardı. İnsanlarla ilk tanıştığım şarkım Toz. Hı hı. Toz şarkımı çıkarttığım zaman istemişti. Ondan sonra Twitter'dan besteciliğine yuh diye bir
Evet, besteciliğine yuh diye bir yazı yazdı. Ben de o sırada hakikaten üzülmüştüm, sinirlendim. Ya dedim ki, ya dedim neden dedim böyle bir şey oluyor falan oldum. Evet. Sinirlerim de bozulmuştu bu durumda. Ondan sonra geldi zaman, ben de dedim ki hani, vermiyorum dedim şarkıya, yapmayacağım dedim yani. Aslında ben bunu o sırada magazine de belki çevirebilirdim. Ama ben bunu yapmadım, böyle bir şeyi. O sırada tecrübem o kadar da yoktu. O olayı oradan alıp da başka bir noktaya da götürebilirdim. Bunlar aslında fırsatlar, görmek isteyene veya evet. görebilene. Şimdi doğru konuşmak lazım, açık aynen olmak öyle. Lazım. Tabii ki. Ben o sırada bunu da kullanmadım. Ama sinirlendim, içerledim. Sonra bana bu soruyu sordular. Magazin, yani bir zaman sonra sordular, bunu çıkardılar. Sonra bana Twitter'dan bir yazı yazdı. Bundan işte bir ay öncesine, evet, bir ay önce. Twitter'dan yazdı. İşte sana manşet, şey, en önce şöyle bir şey oldu. Bana soru sordular. İşte Emre Demet Akalın'a şarkı vermem demişsin, doğru mu? Ya ben de o sırada nereden çıktığını falan da hatırlamadım. Ha evet, geçmişten biliyorum, öyle bir olay var da. Böyle bir şeyler var. Olmuş yani demek ki. Biri bir yerlerde bir şey görmüş, bir şeyler olmuş. Ve dedim, evet dedim, vermiyorum dedim, vermek zorunda mıyım dedim. Ben de direkt böyle açık ve net bir şekilde söyledim. Ondan sonra insanlar bana şunu demeye başladılar. İşte bu zamana kadar Demet Akalın'la kimse böyle bir ithamla bu şekilde konuşamadı. Sen nasıl böyle bir sert çıkışmayla böyle bir şey söylüyorsun? Ben de dedim ki yani jenerasyon dedim değişti, devir değişti. Bir şeyler eskisi gibi değil. Herkes çok artık rahat rahat her şeyi söyleyebilir. Tabii ki, ayrıca kimsenin yani, kimseye burada bir gebeliği, bir şeyliği yok. Aynen, ki. Yani öyle hani bir durum. Demet Akalın otorite mi, anlamadım. Yani niye böyle öyle bir şey olunca ben de bu şekilde cevap verdim. Ondan sonra Twitter'a da yazmıştı. Sana, herkes işini yapsın. Evet, sana manşet vereceğime. Sana vereceğim manşeti Susan'a veririm. Susan'a veririm falan diye. Ben tam ona... şöyle, ay senden şarkı falan isteyen yok, anma adımı dedikçe her gün ağzındayım, yeter be. Sana vereceğim manşeti Susan'a veririm aynen demiş. Öyle. Sen de bir cevap vermişsin. Ben de direkt yazdım, açıktan yazdım. Öyle sen yazınca. Bana ne manşet vereceksin? Benim sana ihtiyacım mı var? Senin hakkında soru soruyorlar. Ben de cevaplamak zorunda kalıyorum. Nefret ederek. Demiş. Yani bana öyle bir şey yazınca ben de direkt böyle açıktan her şeyi yazdım. Ve tabii öyle olunca bir anda bütün kameralar soru sormaya başladı. Aa orada ne oldu falan. Yani durum tam olarak senin buna ibaret. Senin buna ihtiyacın var mı? Böyle bir şey. Sence? Gerçekten. Bilmem. Ben var mı? Kesinlikle ben sana yok. Sen böyle bir şey hissediyor musun? Asla böyle bir şey hissetmiyorum. Çünkü ben hissetmiyorum. Çünkü sen hani ben şimdi senin şarkılarına baktığım zaman üreten bir insanın zaten birileriyle bir polemiğe girmesine ihtiyaç duyduğunu bugüne kadar görmedik. Ya bu arada şöyle bir şey var. Yani, yani bunu bu şekilde konuşmak hakikaten hiç hoş değil ama insanın kendini bir şekilde galiba bir konu ifade açıldığı zaman ifade etmesi gerekiyor. Konuşması gerekiyor. Tabii ki. Şimdi benim anladığım bir şey var. Ben 3,5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ben 3,5 yıl öncesine kadar Ankara'da evinde şarkılarını yapıp yollayan bir insandım. Hı. Evet, sahnelere çıkıyordum ama şu an çıktığım sahneler, gezdiğim ortam, oturup kalktığım insanlar, her şey bir anda değişiverdi. Hı. Fakat ben bu değişimin büyük bir, nasıl söyleyeyim, büyük bir balon olduğunun farkındayım. Ben sadece işime bakıyorum. Beni hiçbir şey ilgilendirme. Ben sadece daha iyi bir şarkı nasıl yaparım? Daha doğrusu daha iyi bir şarkı değil. Halkın anlayabileceği şarkıları nasıl yaparım ve bu ruhu nasıl kaybetmem? Ben sadece bunun peşindeyim. Gerisi beni asla ilgilendirmiyor. Çünkü bir şekilde pazarlanıyorsun, paketleniyorsun ve... Ne güzel seni... ifade ediyor, farkında mısınız? Ya bak susuyorum. Evet, ben susuyorum. Gerçekten bak. O kadar güzel ifade ediyor ki. Evet. Ya böyle bir Türkçe yok diyorum ya. Hayır, gerçekten. Yani söylediğin, yani şu anda aslında izah ettiğin şekil o kadar düzgün ve o kadar bir müzisyene yakışacak şekilde ki. Şimdi Demet'in uslubuyla senin uslubun arasındaki fark çıkıyor ortaya. İşte bunu anlatmaya bir çalışıyorum de ne var, ben bir de bu ne masada. Var biliyor musun? Şimdi hani bu uslup farkı. Heh. Sanmasınlar ki konuk var burada övüyorlar diye. Hayır canım, ne alakası? Emre'nin şu güvendiği bir şey var, işi. Yani yaptığı işe o kadar güveniyor ki kimseye Demet Akalın müdana, söz beste mi yapıyor? Müdana etmesine Demet gerek Akalın yok. İyi şarkı bulamazsa oturur. Ama iyi şarkı yapan hayatının sonuna kadar iyi şarkıyı yapar, söylemeye devam eder. Bakınız Sıla, bakınız Sezen Aksu, bakınız Yıldız Tilbe, evet. İşte Emre Kaya, bakınız Say da bitmez. Evet. Şimdi... İyi müzisyen olmakla Gülşen buna dahildir. Hı. Ki son zamanlarda Ozan Çolakoğlu desteğini de almıştır. Şimdi iyi şarkı yakalamak diye bir şey yoktur. Paran varsa
iyi de şarkı bir yerlerde yapılıyorsa onu gider alırsın. Başta da kim vardır? Burada atarlı giderli şarkılarla bu yola çıkan Demet Akalın vardır. Fakat... Al son şarkıya bak, Ozan Doğulu ile yaptı. Ya çocuğum çok daha güzel şarkı yapar. Neydi o? Disco bis bir ne? Partizani gibi bir şey o. Neydi o? Bir garip bir şarkı. Şimdi burada... Disco muydu? Neydi o şarkı? Kulüp. Kulüp. Dinlemedim o şarkıyı. Burada... Yemin ediyorum 6,5 yaşındaki Gizem, Ada eğer ondan iyi şarkı yapmazsa benim suratıma tükürsün. Şimdi burada şöyle de bir şey var yalnız. Çok ince bir nüans var, tamam. Biz belki böyle bir polemiğimiz olmuş olabilir, böyle bir durumumuz olmuş olabilir. Fakat ben şunu asla unutmuyorum. Yani şunların çok iyi farkındayım. Bir insan bir yere geliyorsa o insanda kesin bir şey vardır. Asla onu hiçbir şey durup dururken olmaz. Asla durup dururken tabii olmaz. Tabii ki olmaz. Ve hepimize Allah bazı yetenekler vermiş, bir şeyler mutlaka vermiş. Kimisine de çok iyi algılayabilme, çok iyi bakabilme, durumları çok iyi analiz edip de ona göre dağın diğer yüzünü görebilme yeteneği vermiş. Demet Akalın'daki yetenek ciddi anlamda budur ve keşke bende ondaki yetenek kadar da bende öyle bir yetenek olsa. Bende de o kadar çok fazla dağın o yüzünü görebilmek gibi bir yetenek yok. Dağın yüzünü gösterenler olursa sen de görürsün, hiç merak etme. Tabii ki. Canım. Hepimizin dünyası. Hepimizin üst üste verildiği bir şey var. Ha, bu arada şu Twitter'la alakalı olan şeyi bunu bir söylemeden geçemeyeceğim. Ben de bu şekilde yazdım. Evet. Aslında benim üslubuma ve tarzıma yakışmayan bir yazım stiliydi, anlatma stiliydi ama bunu yazmam gerekiyordu bu şekilde. Gerçekten durum şu. Yani Demet Akalın hakkında ben çıkıp bir yerlerde işte popüler olmaya falan çalışmıyorum. Benim öyle bir şeye zaten ihtiyacım da yok. Ben sadece o şekilde konuşulunca bana ben de cevap vermek zorunda kaldım. Yine soruyorlar ve ben şunu da söylüyorum. Artık evet, mikrofon tuttukları zaman bana şunu söylüyorum en başta. Diyorum ki bu sorular Demet Akalın'la alakalı bir soru geldiği zaman lütfen diyorum artık bana bunu sormayın. Yani bana bunu sormanıza gerek yok. Tabii tabii. Yani ben bunlar sorulacak zaten adam değilim. Bir de bizim bak bu camia küçük ya. Evet. Yani keser döner sap döner olur. Aynen. Gün gelir neyim, hesap döner. Ne oldu tabii ki. Öyle bir masaya oturuyoruz ki, öyle bir yüz yüze geliyoruz ki. Yani tabii bakınız ki bizim iki ay önce yaşadıklarımıza, üç ay önce Seren Meren falan. Seren bugün, dün mesela hiç olmayacak ve kızdığı bir insanı Seda Sayın'ı konuğu olarak alıp metiyeler düzdü. Hı-hı. Olur böyle şeyler. Şimdi bizim burada bu ülkemizde dik duran, omurgalı duran çok az insan vardır. Evet. Evet. Hani sözünün arkasında duran. Dilerim ki şimdi daha önce mesela Demet'in Aleyna Tilki ile de böyle bir atışması vardı. Hatırlayın. Şimdi evet, ilk çıktığında. Şimdi kanatları altında. Şimdi artık biraz bizim insanlarımız da buna alıştı. Hani bunun ne kadarı gerçek, ne kadarı değil, ne kadarı acaba bu dünya ile alakalı. Demin söyledin ya dağın öbür yüzünü görmek. Tabii ki. Gösterenler var Emre'ciğim. Hmm. O yüzden Demet Akalın onu tek başına görecek vasıflara sahip. Yine de işinle, müziğinle, işinle gündemde kalmak her zaman daha iyi. Tabii biliyorsun. Ki, tabii ki. O yüzden şu son işine bir böyle bakalım. Kal. Bir şey daha söylemem gerekiyor. Söyle. Ondan sonra bu konuyu... Evet. Peki, kapatalım bu konuyu. Tamam. Ya şöyle bir durum. Bir radyocu bir arkadaşımız evlendi. Hmm. O gün biz aynı... Duygu. Evet, Duygu'nun evet düğününde aynı ortamdaymışız. Ben de görmedim. Demek orada Hande Yener de vardı. Hande de görmedi birbirlerini. Söylemiş demiş ki işte ben Emre'yi görmedim. Hmm. Görseydim bir selam verirdim. Konuşurduk falan filan gibi bir şey söylemiş. Yani bir iyi niyette bulunmuş. Tabii ki. Öyle söylemiş yani hakikaten benim insanlara karşı da bir şeyim yok. Bak bir şey söyleyeyim. Demet kimseyle küs kalmayı sevmez. Hani dağın hep öbür üzülüyoruz. Bak hayat stratejiler üzerine kuruludur. Tabii ki. Bizim dünyamızın içerisinde de stratejiyi doğru kuran her zaman ayakta kalır. Arkadaşlar sizin aynen birbirinize, bizim medya evet olarak size, sizin aynen medyaya hep evet aynı şeyin içerisindeyiz, yuvarlanıp gideceğiz. Bu çok Emre uzun Kaya yıllardır böyle oldu, böyle, hep böyle olmaya böyle da devam edecek. Böyle uzun uzun küslüklerin alemi yok. Emre evet Kaya'nın son tekli mi deniyor buna Emre? Evet, eksik son tekli deniyor. Evet, teklisi önümüzde Rüzgar. Aynen Rüzgar. Çok güzel sözleri var, okudum ben. Klibi hazır galiba. Evet, klibi evet hazır. Şarkı biz... daha 15 gün oluyor çıkalı. Daha çok yeni bir şarkı. Olsun. Çok teşekkürler. Süper. Eskiden de sesini bile özlediğim, artık aşk hayal geliyor, kalbim sana soğuk. Öyle boş ki şu an içimde yaprak kımıldamıyor demiş. Evet, yaprak. Emre Kaya, sözler de senin. Evet, söz müzik süper yine benim. Sözler. Yine müzik yönetmenim. Rüzgar'ın klibini izleyelim bakalım. Görüntüler çok büyülü. Nerede çekildi? Kars'ta çektik klibi. Ani Arabelerinde. Aslında bu sene bir doğu turnem olmuştu. 7-8 tane şehire gittik ve
Doğu'da o kadar güzel yerler var ki. Demin söylediğiniz gibi Mardin özellikle çok. Orası da çok güzel. Evet. Kars'a gittiğimizde dediler ki bana, o ekipten birisi, Emre dedi burada Hani Arabeleri diye bir yer var ve dedi buraya dedi gitmen ve burayı dedi görmen lazım buraya kadar gelmişken. Hani'ye gittim ve hakikaten büyülendim, o surların arkasında bir anda bambaşka bir ortama giriyorsun. Bir galaktik bir ortam gibi, bir dünyaya ait olmayan bir şey hissediyorsun. Ben oranın öyle bir havası var. Ben çektiniz falan zannettim ilk baktığımda. Herkes aynı şeyi söylüyor. Arizona, çöl falan böyle bir... Evet. Yani Meksika, yani, Maya, Meksika, Kızılderili öyle, falan gibi de Peru, görünüyorlar. Tabii İlk yani o istediğin, o yüzden dedim ya Arizona çölü. Hani böyle bir etnik bir şey ama bak işte bak. Bu arada tarihte İpek Yolu diye bir yer var. İşte İpek Yolu orası. Orası. Aynen. Evet, İpek Yolu denilen yer orası, o nokta. Ve bambaşka bir atmosfer var, bambaşka bir ortamı var. Hakikaten bir de çok güzel oldu. İyi ya. Yansıtmışsınız. Çok. Yani şarkıya da uygun. Yani tamam, şarkı hareketli bir şarkı ama sözler biraz hüzünlü. Evet, bilerek öyle düşündüm bu sefer şarkıyı. Tam böyle hareketli olmasa, hem duygusal olsa ama hareketli bir havası olsun o istedim. O Hani Harabeleri de bir hüzün verir insana aslında. Evet, evet. Ve ikisini çok güzel birleştirmişsiniz. Yani böyle renkler çok, anladın güzel. Mı? Hani böyle bak, çok o bunu... arkada sanki bir sepyalık var ama önde renkler patlıyor. Beğendim. Böyle ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim ve hani hakikaten çeken kim çekmişti? Bu arada klibimi menajerim çekti. Gizem Demir. Buradan Gizem'e de çok teşekkür ediyorum. Valla Gizem'in ellerine sağlık. Evet. Benim kızımın ismi de Gizem. Aa, süper. Evet, Gizem'in ellerine sağlık. Hakikaten ben stylingini de çok beğendim. Evet. Sade ve duru. Kapağını çok beğendim. Renkler tam böyle sanki hani kış ama bize böyle biraz o böyle bir sonbaharı hatırlatıyor. Evet. Bu çok önemli. Kış kış insanın içi bir sıkılır ya böyle. Aynen. Hani o siyahlar, rehavet bir falan ya da bir... Daha böyle toprak şarkıda... renkleri olsun istedik. Ha, toprak daha sıcak renklerin falan peşine insanın düştük. İnsanın toprağa böyle olan o şeyi, yakınlığını tekrar hissettirmek. Vallahi yolunuz açık olsun. Zaten biz... senin yolun açık da. Çok teşekkürler. Bundan sonra inşallah hep yolun açık olsun. Ya bizim ekip olarak kendi düşüncemizi, kendi hissettiğimizi yaptığımız aslında ilk proje. Öyle mi? Evet. Klibi... kendi istediğimiz gibi çekmek durumundaydık. İşte styling'ini kendi istediğimiz gibi ayarlamak durumundaydık. Çok teşekkürler. Beğendin değil mi sen? Çok styling olarak. Yani şarkıyı da biraz daha kendi istediğim gibi bir şey yaptım. Ortam da çok güzel. Çekilen yer de çok güzel. Sağ ol. Şarkı. Evet. Kendi istediğim gibi bir şey yapmaya çalıştım biraz. Söz o kadar güzel ki, istediğin başka bir yol varsa oraya sapabilirsin ya da kıyamete kadar köşende sessiz oturup durabilirsin. Evet. Ya düzenlemeyi hemen düzenlemeyi sordum. Bravo. Arada. Evet. Turaç Berkay Özer. Evet, Turaç. Şimdi böyle düzenlemelere çok rastlamıyoruz. Demin de dedim ya, ben hatta dün de burada hareketini de yapmışım böyle. Böyle garip garip böyle bir aynı müzikleri. Hani aynı metronomu aynı, lupay o sayrı bu sayrı aynı da aynı. Tamam, aynı olsun ama hani küçük bir tını, bir başka bir şey, bir güzellik, bir şey o kadar koymak. İnce bir şey yakaladın ki şu an aslında. Söylenmesi de gereken bir şey. Şimdi istenilen ve istediğin diye bir şey var yaptığımız işin içinde. Ben daha İstediğimi yapmanın peşine düşmedim. Ben istenenin peşindeyim. Hı hı. İstenenin daha çok vermenin peşindeyim. Fakat bu istenenin içinde de kendinle alakalı bir şeyi ufak nüanslar atman lazım ki yıllar sonra, bundan bir 10 yıl sonra yapacağım o istediğim albümü hazırladığım bir zaman... Bir farkın olsun. Evet, bir farkın olsun. Yani evet, Emre aslında bunun temellerini atmıştı diğer şarkılarında denilebilsin diye. Hep o şarkıların içine bir şey katıyorum. O da bir özgünlük yaratıyor diğer aranjmanların arasında. Aynen. Biz Turaç'la Yapboz'u da işte bundan önceki şarkım Yapboz'u da Esareti de Turaç'la beraber Esareti yaptık. Apayrı da. Esareti de onunla yaptık. Mi? Evet. Ya senin ben bütün şarkılarını radyoda çıktığı zaman bir kere dinliyorum. Nasıl dinliyorum? Bak, sesleri tanıyamıyoruz diyorum ya ben. Şimdi böyle bir sorunumuz vardı bizim, biliyorsun. Aa, bu kim falan? Yok, o çıkmıyor, başka biri çıkıyordu. Bir ara böyle bir şey yaşıyordum. Ama senin aranjen ve besten fark ediyor, biliyor musun? Şimdi onu ben hissedemiyorum. Ben mesela hissediyorum. Ben bir ara mesela bir kızcağız var, yeni çıkan. Sürekli onu Gülşen zannediyordum. Değilmiş. Ben şimdi Gülşen zannediyordum. Birini Aşkın Nur Yengi zannediyordum. Kim? Değilmiş. Bir kız vardı geçen yıl. Ben de bilmiyorum. Evet, Gülşen yani, zannediyordum arkadaşlar. Şimdi isimleri de var. Onları söyleyeceğim sana arada. Şimdi söylemeyelim, bu da ayıp olmasın. Serkan'cığım, biliyorsun çok sayıda insan çıkıyor aynı anda ama kalıcı olabilen pek fazla olmuyor. Tabii ki. Şimdi ayırt edilmek. Yani. Ayırt çok edilmek. Çok önemli. Hani bestenin Peki ben bambaşka bir şey sorabilir miyim? Çok özel bir şey söylediniz.
kalıcı olmak önemli. Tabii ki. Baktığım zaman yani bu 3,5 yıl içinde tecrübe ettiğim kadarıyla özellikle son 1,5 yılında daha farklı bir şekilde bakmaya başladım bir şeylere. Sadece şarkı söyleyerek galiba kalıcı olmayı başaramıyorsun. İşinde çok iyi olmak zorundasın. Zaten işinde çok iyi olmak zorundasın. Orası bir kenarda dursun. Bundan sonrası önemli. Sadece şarkıya bağlı kalarak hareket ettiğin zaman bu sefer birçok yerde açıklıkların oluyor. Parçaların arasında bak ben sana bir şey her şeyi doldurman yani. Lazım. Evet, her şeyi doldurman lazım. Su sızıntısı olmayacak o aralarda. Olmayacak aralar. Evet. Şey söyleyeyim. Burada ne yapmak lazım? Mesela yeni çıkan insanlara ne önerirsiniz? Bu o kadar önemli ki çünkü bir gazeteci olarak da aynı zamanda. Çok basit bir şey söyleyeceğim bu, bak. Çok önemli bir şey. Basit bir şey söyleyeceğim. Senin müziğini konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi ben klibi çeken Gizem Demir deyince kim o kim diye bir bakayım dedim eski eşin çıktı. Evet. Bak sen şimdi. Gizem Demir eski eşinmiş ayrılmışsın ama evet. İş ilişkisine devam ediyorsun. Aynen hatta öyle. Röportajında demişsin doğrusu ki evdeki Gizem'le menajer Gizem birbirine girdi. Evet. Bizim birini harcamamız gerekiyordu. Evdeki Gizem'i harcadık demişsin. Yani çok güzel bir şey başarmışsınız. Ve evet. Arkasından da demişsin ki bravo. Çok güzel bir şey. Bak demişsin ki. Bu medeniyet evet. Zor. Türkiye'de boşanmayla sonuçlanan evliliklerden sonra sürekli kavgalar ve insanların birbirlerini kırması gibi durumlar söz konusu oluyor. Ne kadar güzel ki biz masa başında bu işi güzellikle bitirebildik. İşin en kıymetli olması gereken tarafı da budur diye düşünüyorum. Şimdi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Çok girmem lazım ama burada. Çok önemli bir nokta. Peki hadi gir. Ben kesinlikle şunu yapabilecek bir adam değilim. Bunu yapılmasına da karşıyım. Birisiyle boşanmış olabilirsin. Ama o sana eğer bir emek verdiyse ona saygı duymak zorundasın. Biz Emre Kaya markasını yola ilk çıktığımızda beraber yaratmaya başladık. Benim yanımda hiç kimse yoktu. Bravo. Ve bir tek benim yanımda o vardı. Biz onunla beraber yola çıktık. O benim hep yanımda oldu. Ben işler iyi gitmeye başladığı zaman boşandık diye onu gönderebilirdim. Bütün menajerlerim şu an hepsi benimle çalışmak istiyorlar. Ama ben gidip birisiyle çalışmak yerine dedim ki hayır dedim Gizem dedim. Biz dedim yola beraber çıktık. Ben seni yarı yolda dedim bırakamam. Ne kadar İşin doğrusu bu şey bu. Ve bunu ben yapmak gerekiyor. Ve bak. Ve ben onun hayatım boyunca da onun sürekli yanındayım. Yani yarın bir gün kendi rızasıyla derse ki bana Emre ben artık senin menajerliğini yapmak istemiyorum. Bu konu bana, bu olay bana ağır geliyor derse bile ben her zaman onun arkasında dururum. Gizem nasıl her bakıyor? Her zaman onun yanındayım. Gizem nasıl bakıyor bu olaya peki? O da senin gibi mi düşünüyor? Tabii ki. O da aynı benim rahat gibi düşünüyor. Rahat vicdanen. Evet tabii biz ki. Bir marka yarattık. Tabii ki. Biz bir yoldayız. Tabii yani ki. Ben şeye aynı gemide olmaya çok inanırım. Tabii batarsan ki. Batarsan birlikte batıyorsun çünkü. Yeşimcim şöyle bir durum vardı. Ben ilk geldiğimde İstanbul'a herkes bana şunu söyledi. Emre senden hiçbir şey olmayacak. Ama aklına kim geliyorsa o, yani şu kadar bir yolsa bu. Şuradan çıkıp eğer ben şuraya kadar geldiysem bu kadar bu arada. Yani Emre sen bu işi yapma. Şarkılarını vermeye devam et diyorlardı. Gizem bana dedi ki o sırada onu hiç unutmuyorum. Emre dedi öyle bir şey dedi yaratacağız ki dedi ama dedi herkesin ilerlediği yoldan dedi ilerlemeyeceğiz. Bizim kendimize ait bir yolumuz olacak. Yanlış olursa da biz o yolda batacağız. Doğru da olursa biz o yolda batacağız dedi. Ben senin hep yanındayım yani. Dedi. Evet. Şimdi ben senin hep yanındayım dedi ve ben de onun üzerine hep beraber karar vere güvenle şunun hareket için, ettik. Evet. Şunun için durum böyle oldu. Sordum ya geldi. Nasıl hani ne yapmak lazım? Bak hı-hı. Ben bilmiyordum bu konuyu. Evet. Aslında farkında olmadan bu arada herkes diyor ki ya bir sürü magazininiz var sizin. Evet. Sen farkında değilsin evet. Falan diyor ama yeni tecrübe ama ederek bir şeyler çıkıyor. Ama sonuçta sen zaten şu anda bunlardan daha çok bu dediğim olaydan daha çok kendi müziğinle bak yaptığın şarkıyla ben ki pop çok dinlemem açıkça söylüyorum. Ama seni biliyorum, fark ediyorum. Bu yaz o klibin, o sahnede oynadığın yeşil yeşil lazerlerin yandığı klibin çok döndü. Çok gözüme çarptı. Hatta ilk orada dikkatimi çekti. Kim bu ya? Yeni çıktı herhalde falan diyorum. Ben ilk çıktığı günden beri ben bilmiyordum senin böyle hem besteci mesleci ama sonra baktım, öğrendim falan filan. Ama sonuçta bak bu şekilde dikkati çekebiliyorsun. Anlatabildim mi? İşte bu şekilde. Kalıcılık bu ya zaten. Kalmışsın bak bende bile kalmışsın artık çok yani. Çok teşekkür ederim. Öyle söyleyeyim. Şimdi, sen düzgünüsün bu işin. Ay Mehmet. Of, yok ya herkes de kalır herkes Emre. Emre herkes de kalır. Sen merak ay, etme. Ay valla böyle var ya seyirciler. Eğlenceli videoların da var senin yani. İnternette. Böyle para paraşütlü maraşütlü. Ya o bu se evet ya o bu yaz oldu. Yavaş paraşütü mü yaptın? Ya hayır ya paraşüt yaptım direkt işte tekneyle paraşüt çekiyorlardı. Ha tekneyle. Ya ben yükseklik korkum var bu arada. Hmm.
Öyle olunca çok acayip şeyler oldu. Hatta dedim ki ya bunu dedim ne olur dedim internete düşmesin falan dedim. Biraz en son hayatın çare içine karışman düşmüş. Lazım. Düşmüş. Evet içine evet. karışman yani lazım. Yani senin sosyal medya içerisinde nasıl bir insan olduğunu seni tanımaları için. Dışarıdaki bu sektördeki insan. Sen gene gardını al kendini koru. Zaten çalıştığın isimle de kendini koruyorsun. Sonuçta siz bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz Gizem'le. Bu çok önemli bir şey ama biraz da insanların senin nasıl bir insan olduğunu tanıyıp bilmeleri lazım. Sen bakma Mehmet, o herkesi kendi gibi biliyor. Bu niye oldu biliyor böyle musun? Konuşuyor bak, gene, bak boş bir şey oluyor, anladın mı? O şu paraşüt görüntüsünü bir izleyelim. İzleyelim. İzleyelim bakayım, tamam. çok komik çünkü. Eyvah. Deniz paraşütüne biniyor. Ama o da ne? Bindiğine bin pişman. Baksanıza, yükseklik korkusu olan genç popçu denizden 70 metre yükseklikte başlıyor. İndirin beni diye çığlık atmaya. Yapma yapma. Yapma daha fazla. Çok yükseldik çok yükseldik. Ya benim ne işim var burada? Oğlum ne yaptınız ya? Ya indirin beni ya. İndirin diyorum. Allah Allah çok kötü ya. Ya çok rüzgar esiyor. Çok çıkarttınız, esiyor rüzgar, esiyor rüzgar. Tamam indirin ya. Tamam bak sallanıyorum ya. Ben nereden bindim buraya? Bunu da bir kere yaptım Emre'ciğim. Evet. Bir daha tövbe yapmam bunu. Vallahi iyi evet. cesaret. Ben yaptım, hiç korkmamıştım. Yaptın mı? Mümkün değil. Yükseklik fobim var. İkinci kattan yok. Zor bakarım. Senin ben de var mı? Falan. Evet ya. Yok benim yükseklik korkum. Bir karanlık. Bir de yükseklik. Peki kim zorladı seni? Sen nasıl girdin? Nasıl düştün bu tufaya? Ben karanlık. Ya arkadaşlarım illa yapalım, illa yapalım falan filan. Bir de anı olsun, kalsın dediler. Kamera yukarıda olsun falan. Öyle bir şey. Hani çekelim elimizde kalsın. Kalınca durum başka yerlere gitti. Peki ne yaparsın müzik dışında? Müzik dışında yüzerim. Yüzüyorsun. Evet. Sinemaya gitmeyi çok acayip seviyorum. Yemek yapıyor musun mesela? Yemek yapmak yani. Böyle ki yemek, öyle o keyiflerin var mı? Yemek yapmıyorum ama golf oynamayı seviyorum. Golf ha aynen, güzel. Golf oynamayı seviyorum. Sakinleştiriyordur golf. Evet çok güzel ve bir de iyi strateji oyunudur. Kesinlikle. Ne golf mü? Evet. Ve yüzmeyi çok seviyorum. Asıl beni rahatlatan o. Yüzme. Yüzme çok rahatlatıyor. Ya işte sürekli şarkı yapmanın peşindeyim. Şarkı yapıyor musun yüzerken? Sürekli. Ha? Ya benim şarkı yapma olayım da ayrı. Ben nasıl insanların suratına bakarak yapıyorum şarkıyı. Hadi canım. Tabii insanların arasında oldukça. Sen bana bir şarkı yapar mısın acaba? Hayır bu Demet Akalın'a vermedin de bana bir şarkı versen diyor. Estağfurullah ya olur mu? Benim kimseye öyle şarkı vermem gibi bir durum yok. Tabii ki yaparım. Evet yaparım. Hani bana göre bir şarkı. Bak neler yaşamış, neler bilmiş. Bu piyasanın her şeyini tabii bilen ki, bir kadın olarak. Tabii ki. Yolun açık olsun. Ben yolun açık olsun. Çok önce bu mesleğe başlamış bir kadın olarak, bir büyüğün olarak aslında. Hı-hı. Yaşça da senden büyüğüm. Dolayısıyla teşekkür ederim ama yolunun çok açık olacağını ilk dinlediğim günden beri biliyorum. Çünkü şarkıların kalbe dokunuyor. Bir şarkı kalbe dokunuyorsa o müzisyen hayatı boyunca kendini bozmadan da gider, gitmelidir. İnşallah böyle gidersin ve Gizem'le de beraber işbirliğiniz her zaman sürsün. Demet Akalın'a karşı da bence bundan sonra konuşma çünkü... Yok niye? Söyledim zaten başta konuştuğum gibi aynen. Yani ben sormuyorum. Yeter ben yeter. Konuşmuyorum. Yani, soruyorlar artık şöyle, cevap yani vermek istiyorum. Yeter. Sana sorduklarında ben yeşil evet. Halkıma şarkı vermeyi tercih ettim. Şekerim dersin yürürüm. Emre Kaya çok teşekür ediyoruz. Yolun açık olsun. Yeni tekniğin de yolu açık evet, olsun. Öyle. Rüzgar. Emre Kaya Rüzgar. Dinleyin. Sevgili seyirciler laf bende kalmasın. Sonuna geldik. Size mutlu hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.